Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında analitik düzlemde dönüşümler konusundaki test üçün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 214 ve 215'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde A 2'ye eksi 3 noktasının Y eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetriye. Bunun iki katından Y'sini çıkartıyordum. Yani A'sı da, de sabit kalıyordu. 2 virgül bunun iki katı. Eksi 4 eksi eksi 3 şeklinde bulunuyordu. Yani bu da 2 virgül eksi 4 artı 3 yapar. Eksi 1 mi oldu? Evet. Şimdi noktanın eksenler olan uzaklığı toplamı. Eksenler olan uzaklığı toplamı mutlak değer. Yani bunun x ekseni olan uzaklığı mutlak değer eksi 1. Y ekseni olan uzaklığı da mutlak değer eksi 2. Mutlak değer 2 değil miydi? Evet. Yani bu da 1 artı 2'den kaç yapıyor? 3 yapıyor. Evet cevap 3 yaptı. Analitik düzlem çizerek de gösterebilirsin tabii ki bunu. Birinci soru Ceyhan. Geldik ikinci soruya. Analitik düzlemde A 2'ye 6 noktasının orijine göre yansıması. Evet A 2'ye 6'nın orijine göre yansıması işaret değiştiriyor. Eksi 2'ye eksi 6. A üssü oluyormuş bu. A üssü noktasında Y eksenine göre yansıması B üssü imiş. Bununki de B üssü imiş. Nereye göre yansıması? Y eksenine göre yansıması. Y'ye göre yansıdığında X işaret değiştiriyordu. Yani 2'ye eksi 6'lı noktası olacak. Buna göre diyor A, A üssü, B üssü üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bunun alanı nedir arkadaşım? Valla analitik düzlem çizerek de gösterebiliriz. Daha rahat olacak hatta o. Şimdi bizim noktamız kaçtı? 2'ye 6'ydı. Hocam 2'ye 6 şöyle burada 2'ye 6 noktası. Öbürü şimdi neye göre yansımasını almıştık? Orijine göre yansımasını almıştık. Orijine göre yansıması da şurasıydı. O da ne oldu? Eksi 2'ye eksi 6 noktası yaptı. Şu şekilde. Öbürü de ne yapıyordu? Bunun da neye göre? Y eksenine göre yansımasını alıyorduk. Y eksenine göre yansımasını aldığında da 2 eksi 6 oluyor burası da. 2 eksi 6 noktası. Şimdi şu uzunluklar burada bir dik üçgen oluştu. İşte bu dik üçgenin alanı isteniyor bizden. Çünkü şurası bak x eksenine paralel, y eksenine paralel. O yüzden 90. Şurası kaç birim? 2 birim, 2 birim. Toplamda 4 birim. Burası burası da 6 birim, 6 birim. Toplamda 12 birim burası. 4 çarpı 12 bölü 2 isteniyor bizden. O da kaç çıkıyor o zaman? 24 çıkıyor. Evet ikinci soru edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Dik koordinat sisteminde A2 6 noktasını y eşittir x doğrusuna göre simetriye B'miş. Hemen evet, simetri dediğimiz şey şöyle bir şey. Dik olacak ve şöyle birbirine eşit olacak. Hatta y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyor. Yani burası 6'ya 2 noktası yaptı. B noktasında x eksenine göre yansıması y eşittir mx doğrusu üzerinde. x'e göre yansıması hop şurası Buradaki noktada ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki noktada x eksenine göre yansıması diyor ya y'ye işaret değiştiriyor. 6'ya eksi 2 noktası yaptı. İşte bu da y eşittir mx doğrusu üzerindeymiş. E tamam. y eşittir mx doğrusu üzerindeyse nokta denklemi sağlar mı? Sağlar. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse denklemi sağlar. x yerine 6 yazacağım. y yerine eksi 2 yazacağım. Yani eksi 2 eşittir. 6 m yapar. m de buradan eksi 2 bölü 6 yapar. Yani eksi 1 bölü 3 yapar. Evet cevap balık oldu. Üçüncü soruda geldik dörde. Analitik düzlemde verilen A 2'ye bir noktasının bu doğruya göre yansıması. Şimdi bir noktanın bir doğruya göre yansıması. Şekil çizerek yapıyorduk ama kısa bir yolumuz vardı. Ne zamandı? Eğimi 1 ya da eksi 1 olduğunda. Bunun eğimi kaç? Eksi 1 değil mi? Evet. O zaman kısaca. Ne yapıyorduk? X yerine 2 yazıyorduk. X yerine 2 yazdığımızda bu kısa yolu bilin lütfen. X yerine 2 yazdığımızda 2 artı Y artı 5 eşit 0'dan. Y's kaç geldi? Eksi 7 geldi. Bir de y yerine noktadaki y'yi yazıyorduk. 1 yazıyorduk. 1 yazdığımızda da x artı 1 artı 5 eşit 0'dan x'i de kaç buluruz? Eksi 6 buluruz. İşte buradaki bulduğumuz x virgül y değeri x virgül y değeri simetri olan nokta. Eksi 6 virgül eksi 7 noktası yaptı. İşte bu yansıması olan noktanın koordinatları toplamı isteniliyor. Eksi artı artı eksi 7 isteniliyor bizden. Topladığımız zaman da eksi 13 çıkar. Yani cevap böylelikle C an çıktı. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Analitik düzlemde verilen bu doğrunun x eşittir 2'ye göre simetriye. Normalde. Bak normalde. Şimdi sen x virgül y'nin ne yapacaktın? x eşittir 2'ye göre yansımasını alırken bunun dikkatinden x'ini çıkartıyorlar. Yani bunun dikkatı kaç? 4 eksi x'e y olacak değil mi? İşte burada bu doğrunun da denkleminin böyle simetriğini alırken aynı hamle. Ya zaten x eşittir 2'ye göre simetriği aldık ya x yerine 4 eksi x y yerine de y yazacaksın sadece. Tamam mı? Yani x bir y'nin x eşittir 2'ye göre simetriği olan noktayı bul. x yerine bunu y yerine bunu yaz. Bitti. x yerine 4 eksi x yazıyorum. Bak 4 eksi x artı y yerine de y yazıyorum. 2y eksi 3 eşit 0 yaptı. Yani eksi x artı 2y artı 1 eşit 0 doğrusu yaptı. İşte bu doğrunun eğimi isteniyor. Eğimi de eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Yani 1 bölü 2 yaptı cevap. Evet 5. soru C an oldu. Geldik 6'ya. Analitik düzende bir ABCD karesi verilmiştir. ABCD karesi sola doğru 4 birim aşağı doğru 5 birim. Evet sola 4 aşağı 5 birim ötelendiğinde 3. bölgede kalan kısmının alanı nedir diye soruluyor. Tabi bu karenin kenarları eksenlere paralel. Tamam. Eksenlere paralel gibi düşünün. Eksenlere paralel. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu eksenlere paralelse bu eksene paralelse yazılmamış ama eksenlere paralel. Eksik parçayı ben tamamlıyorum. Tamam mı? O zaman ikisine paralelse şunlar paralelse 90 ise burası da 90 yapar. E, şunlar da birbirine paralelse şurası da 90 falan filan oldu. Yani burası 2 y 3 noktası oldu. Şöyle geldiğimiz zaman o zaman burası 3 noktasıysa uzunluk 3 oldu. Burası da 6 eksi 1 ise burası da 1 birim oldu. Şurası da e, kaça kaçtı? 2 idi. Apsisimiz 2 idi. Burası 2 birim. Şurası da 6 olduğuna göre burası da 4 birim oldu mu? Oldu. Tam buradaki nokta 6 olduğundan dolayı. Yani karenin bir kenarı kaç birim? Gerçekten de 4 birim oldu. Evet 4 birimi bulduk. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Ben bunu 4 birim sola öteleyeceğim. Arkadaş 4 birim sola ötelersem. Şu noktayı düşün şimdi. 2 birim gelirsem buraya bir daha 2 gelirsem buraya geldim. Bir de kaç birim aşağıya öteleyeceğim şimdi? 5 birim aşağıya. 5 birim aşağıya ötelersem de. Hocam burası zaten 3 birim. 3 birim ötelersem buraya. 2 birim daha ötelemem gerekecek. Buraya gelecek. Bak sol köşesi burada karenin sol köşesi burada olacak şekilde bir kare çiziyorum şöyle böyle bir şey oldu. Evet. Ve buradan buranın kaç? 2 olduğunu biliyorum ben bu arada. Eksi 2. Çünkü 4 birim sola gittik ya. Buradan da kaç birim aşağı inecektik? Buradan da 5 ee, birim aşağı inecektik. 3 buradan. 2 buradan. Yani burası da eksi 2 noktası yaptı. Şimdi benden 3. bölgedeki bölgesinin alanı isteniyor. Yani burası isteniyor. Karenin bir kenarı kaçtı? 4'tü. E, şuradaki uzunluk lazım bana. Buranın apsisi eksi 2 idi. Yani şuradaki uzunluk da 2 birim yaptı. O zaman 4 kere 2 kaç yapar burada kalan? 8 yapar. O zaman 6. soru böylelikle Ceyhan oldu. Evet geldik. 7. soruya. A eksi 1'e 2 noktasının y e eşittir x doğrusuna göre simetriği b. Şimdi a eksi 1'e 2 noktasının neye göre y eşittir eksi x'e göre simetriği b noktasıymış. Ne yapıyordu? Noktalar yer değiştiriyor. 2'ye eksi 1 bir de işaret değiştiriyor. Eksi artı oldu. Şimdi B noktası. B noktasında x eşittir 2'ye göre simetriye. B noktasında x eşittir 2'ye göre simetriye. Bunun iki katından burayı çıkartıyorum. Yani 4 eksi eksi 2. Ordinat da aynı kalıyor. 1 yapıyor yani burası. Yani bu noktada neymiş? C noktasıymış. C noktasını ne bulduk o zaman? 6'ya 1 noktası bulduk. Sonra C noktası 6'ya 1'i de şöyle bir hamle yap diyor bize. Bunu da pozitif yönde 90 derece döndür. 90 derece döndürdüğüm zaman o zaman noktalarımız yer değiştiriyordu. 1'e 6. Bak şimdi pozitif yön hop buraya gelecek. Buraya geldi buranın işaretini alacak. Yani eksiye artı oldu burada. Şimdi burası da ne noktasıymış? D noktasıymış. ABD üçgeninin alanı nedir diye soruluyor bize. A noktası belli. Şu. B noktası belli. Bu. D noktası da belli. Ya genelde apsileri ya da ordinatları aynı olan şekil gördüğünüz zaman analitik düzlem çizin daha rahat çıkar. Hadi analitik düzlem çizelim. Bakın böyle ikisinin de apsisi aynı bak gördünüz mü? Eksi 1'e 2 var elimde. Şöyle eksi 1'e 2. Hocam şurada eksi 1'e 2. Gösteriyorum eksi 1'e 2. Sonra eksi 2'ye 1 var. Eksi 2'ye 1 var. Şurası. Şurası. Şurası şöyle. Bir de ne var? Eksi 1'e 6 var. Eksi 1'e 6 var bir de. Eksi 1'e 6. Şurası da 6 noktası. Şu var. Yani bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Bak şu üçgenin alanı isteniyor. Gördünüz mü? Kolay bir şekilde çıkacak şimdi. Hocam taban belli mi bu? Y ekseninde paralel oldu. Her ikisinde apsisi eksi 1 olduğundan dolayı. Buradaki uzunluk kaç? 4. Yükseklik de zaten şurası değil mi? Tabana ait yükseklik burası. Yani burası da bir birim. O zaman üçgenin alanı 4 çarpı 1 bölü 2. Yani ne yapıyor cevap? 2 yapar. Analitik düzlemde böyle noktalar verildiğinde eğer apsileri ya da ordinatları aynıysa analitik düzlemde çok rahat bir şekilde çıkıyor. Analitik düzlem böyle çizin tamam. Çünkü apsileri aynı olunca ordinatları şu şekilde y eksenine paralel oluyor. Ordinatları aynı olunca da x eksenine paralel oluyor bir tane kenarı. E, o tabana ait yükseklikte rahat bir şekilde bulunuyor dostum. Evet 7. soru Edremit. Geldik 8. soruya. A 11'e 6 noktasının bu doğruya göre yansıması B noktası. Hemen şekli çizelim soruyu anlayabilmek için. 11'e 6 noktasının bu doğruya göre yani x eksi eksi 4 eşit 0 doğrusuna göre yansıması. Normalde bir noktanın bir doğruya göre yansımasının kısa yolu vardı ama eğimi 1 ya da eksi 1 ise. Burada bu doğru eğimi 1 ya da eksi 1 değil. O yüzden şekil çizerek şekli yorumlayacağım ben şimdi. Simetriğini aldığımda şunlar birbirine eşit olacak ve burası da B noktası olacak. B noktası x eksi boyunca negatif yönde 6 birim ötelenmesi sonucu elde edilen nokta C olduğuna göre C noktası orijin etrafında döndürmesi isteniyor. Önce bir B'yi bulalım. Arkadaşım B'yi bulmak için hamle yapacağız. Sonrası kolay. En zoru galiba B burada. Arkadaş hadi bakalım işlemimizi yapalım. Ne yapıyorduk şimdi burada? Ya hocam buradaki noktayı bir belirleyelim. Şimdi burası eğimler çarpma eksi 1 değil mi? Şunun eğimine bakalım. Bunun eğimi nedir? Hocam eksi x'in kat bölü y'nin kat Yani 1 bölü 2. Eğimler çarpma eksi 1 olduğundan burası eksi 2 olacak. 1 bölü 2'yi ters çevirip eksiyle çarp. Sonra buradaki hmm, eğim belli nokta belli doğru denklemini yazıp Ondan sonra iki doğrunun kesim noktasından burayı bulup sonra burayı bulabilirdik. Ya da nasıl yapıyorduk? Bu doğruda x'i ya da y'yi yalnız bırak. Hangisini yalnız bırakmak daha kolaysa onu yalnız bırak. x'i yalnız bırakmak daha kolay. 2y artı 4 değil mi? Evet. Bak burası x virgül y noktası. Yani sen burada x yerine 2y ye artı 4 yazabilirsin. O zaman buradaki nokta 2y artı 4'e y noktası yaptı. E şimdi burada iki nokta var. O şey de var. Eğim de var. E o zaman eksi 2y mi? Y'ler farkı. Şurası y'di, değil mi? Y eksi 6 bölü e, 2y artı 4 eksi 11. 2y artı 4 eksi 11'e eşit oldu. Şimdi burası 2y eksi kaç yaptı? 7 yaptı. 2y eksi 7 ile eksi 2'yi çarparsam kaç geliyor? Hocam eksi 4y artı 14 geldi. Bu da y eksi 6'ya eşitmiş. Buradan 5y eşittir 20 yapar ve y'yi de buradan 4 olarak buluruz. Y'yi 4 bulduysan o zaman nokta çıktı kardeşim. Y yerine 4 yazdın. O zaman Y yerine 4 yazdın da 4 kere 2 8 artı 4'ten burası 12. Yani 12'ye 4 noktası yaptı. Bak şimdi dikkat. 11'den 12'ye çift çizgide 1 artmış bir daha 1 arttır. B noktası 13 oldu. 6'dan 4'e 2 azalmış bir daha 2 azalt 2 yaptı. Evet B noktasını 13'e 2 buldum. B noktası x ekseni boyunca negatif yönde 6 birim ötele. Şimdi x ekseni boyunca 6 birim ötele demek 6 çıkart demek. O zaman burada ne oldu bu C noktası? 6 birim çıkarttığım zaman 7'ye 2 noktası yaptı. C noktası da etrafında negatif yönde 270 derece döndür. Pozitif yönde 90 derece döndürmeli aynı değil midir? Evet. Ya da göster negatif yönde 270 derece döndür. Negatif yönde 270 derece. Bak 7'ye 2 burada. Negatif yönde 270 derece döndürmek buraya geliyor. Noktalar yer değiştiriyordu. 2'ye 7 hangi bölgeye düştüyse onun işaretini alıyordu. Bu bölgede eksiye artı olacak. Eksi 2'ye artı 7 oldu. Elde edilen noktanın ordinatı nedir diye soruluyor. Yani ne oldu böylelikle? 7 oldu. Cevap C an oldu 8. soruda. Geldik 9'a. Şekildeki x, koordinat sistemi P noktası sabit kalmak şartıyla orijin etrafında şekildeki gibi 60 derece döndürülmüş. Tamam. O zaman burası 30 yaptı. Tamam 90 olduğundan. Şu 90 olacağından yeni koordinat sisteminde o zaman burası 60 yaptı. Burası da 30 yaptı mı? Yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? X, Y düzlemindeki P, X üstü, Y üstü düzlemindeki koordinatları nedir diye soruluyor. Arkadaşım ee, şu eksenlerdeki yeni yerini bulurken ne yapacağım? Bu eksenlere olan uzaklığına bakacağım. Şu dik uzaklık ve şu dik uzaklığı bulmaya çalışacağım. Bak burası 2 birimde. 30, 90 burası 60. Hocam bir şeyler bulacağız şimdi. Dur. Koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Eyvallah. Hadi bakalım. Şimdi 60'ı karşısı 2 ise 30'ı karşısı 2 bölü köküç değil midir? Evet. Bunun tamamı 4. Bunun tamamı 4 olduğundan şurası 4 olacak ya. 4'ten bak şurası da 4. 4'ten 2 eksi kökü çıkarsam. 2 bölü kökü çıkarsam. 2 bölü kökü dediğimiz nedir arkadaşlar? Bu arada 30'un karşısı 2 bölü kökü 90'ın karşısı da 4 bölü kökü Hatta burası 2 bölü kökü bir bulalım ya. 2 bölü kökü dediğimiz kökü çeşitleriyle çarparsam 2 kökü 3 bölü 3'tür aslında. Tamam burası 2 kökü 3 bölü 3 diye yazdım. 30'un karşısı buysa burası da 4 kökü 3 bölü 3 yapar. Sonra devam edelim. E bunun tamamı 4 ya. 4'ten de 2 kök 3 bölü 3'ü çıkarsam. Şu tamamı 4. Dikkat et şunun tamamına bakıyorum. Tamamı 4. Tamamından bunu çıkartırsam burayı bulurum. E, 4 kere 3 12. Burası da kaç yaptı? 12 eksi 2 kök 3 bölü 3 yapar. Ve dikkat et. Şimdi 60 ise 60 burası. Burası da 30 yaptı. Ben şuradaki uzunluğu 12 eksi 2 kök 3 bölü 3 buldum. 90'ın karşısı buysa 30'un karşısı yarısı yapar. Of Yarısı da 12 eksi 2 3 bölü 2'nin yarısı 6 eksi kök 3 bölü 3 yapar. Buraya yazayım. 6 eksi kök 3 bölü 3 yapar. 30'u karşısı buysa da 60'ı karşısı da kök 3 katı yapar. E o zaman bunun kök 3 katı da kaç yapıyor? 6 kök 3 eksi 3 bölü 3 yaptı mı? Yaptı. Hatta bu sadeleştiği zaman bak 3 parantezini aldığı zaman 3'e böldüğü zaman 2 kök 3 eksi 1 yaptı burası. Tamam. Şimdi koordinat düzleminde bak burası 2 kök eksi 1 ise burası da 2 kök eksi 1. Yani sağ tarafta 2 kök eksi 1 burası 2 kök 3 eksi 1. Bu da şurayı bulacağım bir de şu ikisinin toplamı da kaç yaptı? Şöyle toplayacak olursak arkadaşım 6 eksi kök 3 ile 4 kök toplarsan paydaları aynı ya. 6 artı kök 3 bölü 3 yapar burası. 6 artı kök 3 bölü 3 yapar. Yani 3'e bölsen 2 6 artı 3 kök 3 yapıyor pardon. 3'e bölsen kök 3 yapıyor. Yani 2 artı kök 3 yaptı burası da toplamda. O zaman ben buradaki noktaları buldum absislere. Bak absisi 2 kök 3 eksi 1. Ordinatı da 2 kök 3 artı 2 yaptı. Yani şuradaki uzunluk yaptı arkadaşım. O zaman toplayalım. 2 kök 3 eksi 1 ile 2 artı kök 3'ü toplayacağım. O zaman burası 3 kök 3 eksi 1 mi yapıyor? Evet. İşlem hatası mı yaptım burada? Artı 1 olacak pardon. Eksi 1 ile artı 2'nin toplamı. 3 kök 3 artı 1 yapar. Yani cevap böylelikle 9. soruda Edremit yaptı. Dikkat et. Şurayı buldum ve şurayı buldum. Tamam. Bu uzunluk bak şurası 2 artı 3 yaptı burası. Burası da 2 artı 3, Burası da 2, 2, 2 3 eksi 1. İşte bunların toplam isteniyordu. Bizden 9. soru Edremit yapar. Geldik 10. soruya. Şekilde verilen ABC eşkenar üçgenin bir kenarı 6 cm. Evet. Ve AD uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Burası K iken burası 2K ise eğer tamamı 3K 6 ise K'yı 2 buluruz. Yani burası 2 demiş burayı da 4 demiş. O zaman burası 6 burası 6. ABC üçgeni pozitif yönde A köşesi etrafında 30 derece döndürüldüğünde. Ben bunu A köşesi etrafında pozitif yönde. Pozitif yön dediğim şu yönde 30 derece döndüreceğim. Arkadaş sen bunu 30 derece döndürürsen hop bu buraya gelecek 30 derece. A 30 aynı zamanda açı ortayı yapıyor. Burası da dik olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şu B köşesi buraya geldi. B üstü oldu. O zaman bizim üçgenimiz ne oldu? Şöyle döndürülmüş hali. Böyle bir şey mi yapacak? Evet. Şöyle bir şey oldu. Şimdi ne diyor bize? A küsur etrafında 30 derece döndürdüğünde D noktası D üstü noktasına gelmektedir. Sen bunu 30 derece döndürdüğün zaman D şurası D buraya mı gelecek D köşesi? Evet. Şöyle D köşesi D üstü oldu diyor. Tamam. Burası kaç birim? 2 birim bu arada. D üstü noktasının BC kenarının olan uzaklığı. A bitti. Bitti bitti bitti. D üstü noktasının BC kenarının olan uzaklığı. Zaten bu açıortay oldu ya arkadaşım. açıortay oldu ya devamı yüksekliktir şuradaki eşken üçgende. E, D üstü noktasının buraya olan uzaklığı isteniyor. Yani direkt burada uzunluk isteniyor. Peki 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 köküç olmak zorunda. E tamamı 3 köküç. Burası 2. 3 köküç eksi 2 bana burayı vermez mi? Evet. Ya, ya da şöyle dersin. Hocam x artı 2 eşittir 3 3 ise. X de böylelikle 3 köküç eksi 2 yapar. Yani 10. soru C C'an olur. Geldik 11. soruya. Analitik düzlemde bu nokta 120 derece döndüreceğiz. Hemen özel bir noktadır büyük ihtimalle bu. Analitik düzlem çizip gösterelim. 2 kök 2 o. 2 kök 2 2 noktası. Özel bir nokta da değil. Bunun özel bir nokta olsa 120 derece döndürebiliriz. Dur bakalım. Nokta analitik düzlemde gösterelim. Hocam 2 kök ki burası. 2 de burası. Tamam. Şurası 2 kök 2'ye 2 noktası yaptı mı? Yaptı. Peki. Ben buradaki A noktası burası ve ben bunu 120 derece döndüreceğim. Bak orijin etrafında orijin ile iple bağladım. 120 derece döndüreceğim. Hop buraya gelecek. Ve bu 120 derece döndürdüğümde bu buraya geldi ya burası A üstü noktası oldu. A, A üstü soruluyor. Eee, kolaymış ya sıkıntı yok. Hocam şu dönüş yaparken şöyle dairesel bir hareket yapıyor ya. Bak bu da yarıçap, bu da yarıçap. Bitti. Bizden şu uzunluk isteniyor. 120, 30, 30, 123 gen çıktı. Yani ben şu uzunluğu bulursam olay bitti. Arkadaş burası zaten 2 kök 2. Burası zaten 2. Pisagor bağıntısından ben burayı bulurum. 8 artı 4 tanın 12. Yani burası kök 12 mi yaptı? Evet. Hatta 2 kök 3 yaptı da. neyse. E o zaman burası da kök 12 yaptı. 30 30 20 üçgenin özelliği de kök 12'nin kök 3 katı değil midir? Aynen öyle. Kök 36 yapar burası. Kök 36 dediğimizde nedir? 6'dır. Yani cevap böylelikle 6 çıktı. 11. soru Cehan oldu. Geldik 12. soruya. 2'ye 2, 2 kök noktası bak 120 derece döndüreceğim. Yine analitik düzlem çizip yapacağım burada. Bu sefer şöyle ve şöyle. 2'ye 2, 2 kök noktası. Hocam belirleyelim onu. Şurası 2'ye geldiğinde 2'ye 2, 2 kök 3 daha yukarıda olacak. Şöyle 2'ye 2, 2 kök noktası. Bak bakalım bunda özel bir açı oluyor mu? Sen bunu böyle orijin etrafında döndüreceksin. Orijine bağladın. Hocam burası kaç derece? 2. Uzunluk olarak kaç? 2. Burası 2 burası 2 köküç oldu. A 30'un karşısı 2 iken 60'ın karşısı köküç katıdır. Hatta burası da kaç yapar? 4 yapar. Tamam 60 derece bulduk. Bunu diyor pozitif yönde yani şu yönde kaç derece döndür diyor? 120 derece döndür. Hocam burası 30 ya. Sen şimdi bunu 120 derece döndür bakayım. 120 derece bak. 30 dönse buraya 30'un üstüne bir 90 daha dönmesi lazım. Yani buraya denk gelecek o zaman bu. Ha, dönüş yaparken şöyle bir şey olacak. Bak 120 derece döndü. Tam olarak buraya denk geldi. E o zaman bu 4 ise bu da yarı çap 4. E o zaman buradaki nokta ne yaptı? 4'e 0 hatta eksi 4'e 0 noktası yaptı. Şimdi ben bunu döndürdüm. Tamam 120 derece döndürmesi elde edilen noktanın elde edilen nokta eksi 4'e 0 noktası yaptı. X ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim ötelenmesi. Yani pozitif yönde 4 birim ötelenmesi sağa. Yani pozitif yönde demesi sağa demesiyle aynı. O zaman 4 ekleyeceğim. 4 eklediğim zaman 0'a 0 noktası oldu. Elde edilen noktanın x eşittir 2 doğrusuna göre yansıması. 0 0 noktasının x eşittir 2'ye göre yansımasını nasıl buluyorduk? Düzlem çizerek de bulabilirsin. 0 0'ın x eşittir 2'ye göre yansıması hop şöyle 2 bunun burada 2 birim burada 4'e 0 diyebilirsin ya da direkt bunun ilk katından 0'ı çıkartacağız diyebiliriz. Yani 4'e 0 noktası yapar mı yapar. Evet yansıması aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. En son 4'e 0'ı buldum. Yani cevap böylelikle akçay çıkar. Evet güzel sorulardı. Böylelikle test 3'ü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.